Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rici ve bayin talakları ve nafakanın hükmü. Rici dönüşlü talakla boşanan bir kadının iddet müddeti içerisinde mesken ve nafakasını kocasının karşılaması vaciptir. Bain yani 3 talakla boşanan kadın ise iddet müddeti içinde nafakası hariç meskeni eski kocası tarafından karşılanması vaciptir. Ancak kadın hamile olursa nafakası karşılanır. Kocası ölen bir kadına iddet müddeti içinde ihdat gereklidir. İhdat zinet ve kokulardan kaçınmaktır. İddet süresi içerisinde zaruri ihtiyaçlar dışında evinden dışarı çıkması uygun değildir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, şu mesela yani dışarıya çıkması, hani iddet süresi içerisinde ihtiyaçlar dışında evinde dışarı çıkması uygun değildir diye. Şimdi bu şu şöyledir. Mesela hastalık gibi bir sebeple doktora çıkmak icap eder veya evin ihtiyacı olursa ondan başka kimse olmayıp ve ihtiyacı karşılamak için icap ettiğinde dışarı çıkmalarında bir beis yoktur. Çünkü zaruri hallerde bir takım kolaylıklar vardır. İslam dini bu durumları göz önünde bulundurarak kolaylık kapılarını açarak Müslümanları zor durumda bırakmamıştır. Eğer zor durumlarda da bu şartlar konulsaydı hayat felce uğrardı ve insanlar çıkmaz bir yolun içine girerek zor durumda kalırlardı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.